Evet değerli dostlar, çok önemli bir videoyla karşınızdayız. Videomuzun konusu Google'ın bizzat Google tarafından doğrulanmış 8 tane faktörünü sizlere aktarmaya çalışacağız. Ahrefs.com'un bu konuyla alakalı atmış olduğu bir tweet var. Biz bu tweet'teki kavramları hem Türkçeleştirdik hem de bu konuyla alakalı tecrübelerimizi Türkçe bir kaynak haline getirdik. Bu kaynağı da arkadaşlar videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz konuya geçelim. Doğrulanmış 8 faktörün ilki tabii ki backlink. Backlink zaten Google tarafından da bizzat doğrulanmış bir sıralama faktörü. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde dönemsel olarak bu Google'a yöneltilen sorular var. Bu soruları John Mueller cevaplıyor. Resmi web sitesinde açıkladıklarına göre backlink'in eskisi kadar önemli olmadığını fakat sıralama faktörü olduğunu vurgulamaya devam ediyorlar. Halihazırda zaten YouTube kanalımızda da backlink'le alakalı çok fazla video çektik. En kaliteli backlink yöntemler arasında işte tanıtım yazısı olduğunu, indekslenebilir otoriter sitelerden alınan backlinkler, işte bunlar sosyal imleme olabilir, profil backlinkler olabilir gibi kaynakların olduğunu belirtmiştik. Yine footer linkin de önemi oldukça fazla olsa da çok doğru bir şekilde uygulanması gereken bir yöntem. Aksi takdirde web sitesine yarardan çok zarar sağlayabilecek bir backlink yöntemi olduğunu da söylemekte fayda var. İkinci doğrulanmış sıralama faktörümüz alaka düzeyi arkadaşlar. Aslında bu konu arkadaşlar biraz da arama niyetiyle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. Siz bir anahtar kelime hedefliyorsunuz. Öncelikle bu anahtar kelimeyi bir Google'a yazın. Google'a yazdığınız noktada eğer ilk 10'da veya işte ilk 20'deki web sitelerin hepsi e-ticaret platformları ise, yani pazar yerleri ise, işte hepsi burada, Trendyol, Amazon gibi, sizin arkadaşlar bu anahtar kelimede bir bilgi sitesiyle, bir blog sitesiyle yer almanız çok olası değil. Çünkü Google bu anahtar kelimede niyet olarak direkt olarak ürünü ön plana çıkarttığı için sizin bir bilgi sitesiyle bu anahtar kelimeyi çok muazzam bir içerikle yazsanız, siteniz otoriter de olsa çıkabilmeniz maalesef çok olası değil arkadaşlar. O yüzden de alaka düzeyi direkt olarak bir sıralama faktörüdür. Bir diğer konu arkadaşlar güncellik. İçeriği güncellemek yine oldukça önemli bir konu. Mesela şöyle söyleyeyim. Eğer kozmo.org web sitesine girerseniz görürsünüz arkadaşlar. Darboğaz testi ile alakalı biz içeriğimizi sadece öne çıkarılan görselini değiştirdik. İçeriye arkadaşlar bir görsel daha dahil ettik. Ve arkadaşlar içeriğin güncelleme tarihini değiştirdik bugün. Daha sonrasında normalde biz bu kelimede birinci sıradaydık. Fakat içeriğimizi uzun zamandır güncellemediğimiz için otoriter bazı web siteleri bizim sitemizi geçmişti. Bu güncellemenin hemen akabinde çok hızlı bir şekilde tekrardan birinci sıraya yerleştik. Ha bu kalıcı olur veya olmaz. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Sıralamanız iyileştiği noktada eğer gelen kullanıcıyı web sitenizde tutabiliyorsanız, kullanıcı gerçekten bu içerikten memnun kalıyorsa güncellik sizin en büyük silahınız olacaktır. Google zaten şuna dikkat ediyor. Yani bir konuyla alakalı anlatılmış bir içeriğin 2020 tarihiyle anlatılmasından ziyade 2022 tarihiyle anlatılması, konunun çok daha kapsamlı olmasına oldukça dikkat ediyor. Bu yüzden de arkadaşlar güncellik, yani freshness dediğimiz faktör oldukça önemli. Dördüncü faktörümüz arkadaşlar HTTPS. Günümüzde HTTPS bağlantıyı kullanmayan neredeyse hiçbir web sitesi kalmadı. Diğer yandan Cloudflare kullanan web siteleri de H3 protokolüyle zaten halihazırda web sitelerini sunuyorlar. Bunun, yani sizin web sitenizin H2 mi H3 mü veya işte hangi protokolle sunduğunu öğrenmek için Chrome'un arkadaşlar geliştirici aracını kullanabilirsiniz. Developer'da yayınlanan içerikte de zaten bu konuyla alakalı bir soru var. İşte H3 protokolünü kullanmak bir sıralamayı etkiler mi tarzında. Google henüz bu H3 protokolünün yeni olduğunu, mevcut sıralama düzeyini etkileyebilecek bir faktör olduğunu belirtmiyor. Fakat arkadaşlar HTTPS'le yanıt vermek ve web sitemizde HTTP bağlantılarının olmaması, 301'lerin arkadaşlar doğru bir şekilde yönlenmesi oldukça önemli bir konu. Diğer yandan bazı web sitelerinde teknik anlamda şöyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Web sitesi arkadaşlar HTTPS ile yanıt veriyor. Yani SSL eklentisi var. Ama arkadaşlar işte menüye linkleri eklerken HTTP olarak eklendiği için arkadaşlar burada bir karmaşıklık ortaya çıkıyor. O yüzden web sitenizin tamamen HTTPS üzerinde yanıt vermesi oldukça önemli bir konu. Beşinci faktörümüz arkadaşlar mobil uyumluluk. Artık günümüzde web sitelerinin mobil uyumlu olması oldukça önemli bir faktör. Geçtiğimiz yıllarda AMP kullanılıyordu. Özellikle blog sitelerinde, haber sitelerinde. Mobilde daha iyi bir kullanıcı deneyimini sağlayabilmek ve hız performansını arttırabilmek için AMP kullanılıyordu. AMP'nin kullanması gerçekten sıralamada ilgili web sitelerini bir tık öne geçiriyordu. Fakat arkadaşlar günümüzde WordPress'in güncel temaların hepsinin mobil tarafları oldukça hızlı olduğu için, mobil uyumluluk hataları da olmadığı için arkadaşlar artık AMP'nin kullanımı giderek azalıyor ve tamamen de biteceği arkadaşlar öngörülüyor. Diğer yandan
Google'ın bir mobil uyumluluk aracı var. Bu mobil uyumluluk aracı anlık testlerde sorun verebiliyor arkadaşlar. Bu konuyu da aktarmakta fayda var. O yüzden şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Search Console'u zaten web siteniz ekliyse, eğer mobil uyumlulukla alakalı bir hatanız varsa buraya zaten arkadaşlar hata düşebilir. Bu noktada hatanın da düşmesi oldukça olası bir konu. Yani anlık işte Google o sayfayı tararken bir bağlantıda bir sorun olmuş olabilir. Sayfa mobil uyumlu değildir diye işaretlenmiş olabilir. Önemli olan arkadaşlar orada doğrula butonuna basabilmek. Doğrula butonuna bastığınız akabinde de hata düzelmişse sitenizde arkadaşlar bir mobil uyumluluk sorunu yoktur. Ama hata düştü, doğrula butonuna basıyorsunuz çalışmıyor veya doğrula butonuna basıyorsunuz sayfa bir türlü doğrulanamıyor. İşte bu noktada arkadaşlar bir mobil uyumluluk sorunu olduğu söylenebilir. Mobil uyumluluk sadece arkadaşlar temadan değil, sunucunun arkadaşlar yavaş bir bağlantı sağlamasından dolayı da özellikle Google tarafında mobil uyumluluk hataları ortaya çıkabiliyor. Bunu da şöyle tespit ettik. Bir web sitesini arkadaşlar Cloudflare'e geçirdikten sonra artık ilgili web sitesi mobil uyumluluk hatası vermemeye başladı. Çünkü Cloudflare sunucu bazında arkadaşlar TTFB dediğimiz metriyi direkt olarak hızlandırdığı için bu sorun ortadan kalktı. 6. sıralama faktörümüz arkadaşlar PageSpeed. Google artık web sitelerinin hızlı bir şekilde yanıt vermesine çok fazla dikkat ediyor. İşte WordPress site optimizasyonu veya normal bir web sitesi optimizasyonu ile alakalı zaten kanalımızda çeşitli videolarda mevcut. Bu konuyla alakalı konuşmak gerekirse şöyle arkadaşlar. Ben PageSpeed skorlarının hani çok yüksek olması taraftarı değilim. Yani şu var. Benim web sitelerimin hepsinin PageSpeed skorları oldukça yüksek. Fakat arkadaşlar benim dikkat ettiğim nokta gerçek hız ve arkadaşlar bir sonraki faktör olan önemli web verileri. PageSpeed sadece bize bir simülasyon sunuyor ve web sitemizdeki arkadaşlar mevcut hataları bize ortaya çıkarıyor. Aracı bu şekilde düşünüp web sitenizin gerçek hız değerini arkadaşlar arttırmaya kesinlikle dikkat edin. 7. faktörümüz arkadaşlar Core Web Vitals, yani önemli web verileri. Zaten bir önceki faktörden de söylediğim gibi PageSpeed'den ziyade arkadaşlar Core Web Vitals dediğimiz kavram oldukça önemli bir kavram. Şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir tartışma konusu vardı. Ya milliyetten ya hürriyetten, yanlış olmasın, bir örnek verildi. Bu haber sitesinin arkadaşlar performans değeri mobil tarafında %15 veya 20 arasında bir skor olması lazım. Fakat arkadaşlar web sitelerini Core Web Vitals, yani önemli web verilerinden geçirebilmişler. Bu da arkadaşlar ilgili sitenin gerçek hız değerinin yüksek olduğu ve sunucu tarafında da sitenin arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yanıt verdiğini bize kanıtlıyor. Diğer yandan şunu da söyleyeyim. Bu işin arkadaşlar zaten temelde 3 tane aşaması var. İşte sunucu, kullanılan yazılım veya tema ve arkadaşlar kullanılan cache eklentisi veya hız optimizasyon eklentileri. Bunlar arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Web sitesini arkadaşlar bu düzlemde çok iyi bir şekilde ayarlamak oldukça önemli bir konu. 8. faktörümüz arkadaşlar geçiş reklamlarıyla alakalı bir faktör. Hatta şöyle söyleyeyim. Ahrefs'in bu tweetinde bu geçiş reklamlarıyla alakalı oldukça da komik bir durum söz konusu. Google arkadaşlar şunu söylüyor. İçerikle kullanıcı arasına diyor kesinlikle reklam yerleştirmeyeceksiniz diyor. Buna örnek olarak şunu söyleyebilirim. İşte mesela bazı web sitelerine girdiğinizde şöyle bir uyarıyla karşılaşmanız oldukça muhtemel. İşte web sitesine giriyorsunuz, diyor ki adblock eklentisini kapatın. Eğer kapatmazsanız diyor web siteme erişim sağlayamazsınız. Google'un arkadaşlar açıklaması şu yönde. Ben bu siteleri direkt olarak diyor sıralamada düşürmeye başlarım. Diğer yandan şöyle de komik bir durum var. Zaten tweetimde arkadaşlar konusu bu. Biliyorsunuz AdSense'da oto reklamlar var. Ve bu oto reklamlar arkadaşlar kullanıcı ile içerik arasına çok rahat bir şekilde girebiliyor. Reklamı geç butonuna basmadan veya işte reklamın üzerindeki çarpı işaretine basmadan içeriye arkadaşlar akmanız oldukça zor. Zaten arkadaşlar tweet'i atan kişi de şunu belirtmiş. Hem diyor bunu tavsiye etmiyorsunuz, hem de diyor kullandığınız serviste diyor, yani AdSense'da diyor oto reklamlar var diyor. Yani burada arkadaşlar aslında konu biraz karışık ama şunu da söyleyeyim. Bir önceki faktör olan Core Web Vitals'ın en büyük düşmanlarından birisi oto reklamlar. Ben reklam yerleşiminde işte şuraya reklam koyun, buraya reklam koyun diyemiyorum. Çünkü proje farklıdır, site farklıdır. Isı haritası oldukça farklıdır. Benim tavsiyem şudur her zaman. Eğer ilgili web sitesinin ana sayfada çok çok fazla bir hiti yoksa reklamlar sadece ve sadece içeriklerin içerisine yerleştirilmelidir. Kategori sayfalarında veya yazar sayfalarında reklam koymanın çok bir mantığı yok. Diğer yandan oto reklamlar footer'a bile reklam basabiliyor. Veya işte üstten bir reklam açıyor, alttan bir reklam açıyor. İşte geçiş reklamı dediğimiz bir reklam türü de söz konusu. Ben bunların kullanılması taraftarı değilim. İçeriğin içerisine, içeriğin en çok okunduğu noktalar. İşte bu ne olabilir? Görsel önü olabilir, görsel arkası olabilir, ilk paragrafın üstü olabilir, işte title'ın üstü, title'ın altı gibi alanlar arkadaşlar. Genellikle bilgi içerikli blog sitelerinde oldukça tıklanan alanlardır. Bu alanlara reklam yerleşimi yapılması taraftarıyım. Dediğim gibi oto reklamlar hem Google'ın yani anlattığı kapsam dahilinde
kötü bir sonuç oluşturmakla birlikte aynı zamanda da arkadaşlar Core Web Vitals'da CLS gibi düzen kayması problemlerine kesinlikle sebebiyet verebiliyor. Bu videomuzda arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Dediğim gibi konuyla alakalı yazılı kaynağı okumak için videonun açıklama kısmına kesinlikle göz atabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.